Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size harika konumda olan bir 3 artı 1 açık mutfak villa tanıtacağım. Villamızın şu anda içinde eşya var sevgili arkadaşlar. Villamız 3 ay kullanıldı. Dolayısıyla villamız 2 yaşında eşyasız bir şekilde satış yetkisini aldık. Değerli arkadaşlar, dış cephesi gerçekten harika. Sessiz yalıtımlı, aynı zamanda radya temel kullanıldı. Benim dayımın yeri. Değerli arkadaşlar, hemen içeriye doğru giderken taş duvarla bahçe duvarları yapılmış. İçeriye doğru gidiyoruz. Çok güzel peyzaj çalışması da var. Giriş kapısı gördüğünüz gibi sarmaşıklarla kapatılmış. İçeriye doğru girerken ufak bir kapımız var. Kapıdan 5-6 tane basamakla çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Villamız şöyle anlatayım. 4 tane bitişik nizam villadır sevgili arkadaşlar. 4 tane bitişik nizam villa. Sinan Bey şimdi geliyor. Hemen varanda alanının önüne geldik. Botanik bir bahçe. Yani çiçekleri gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen çelik kapının önünde bile panjur sistemleri yapılmış. Sevgili arkadaşlar, çelik kapıdan hemen içeri giriyoruz. Biraz acele ediyoruz. Villamız hakikaten çok güzel. Şömineyi gördüğünüz gibi şöminesi var. Turbo kazanlı. Harika bir şey. Bu gördüğünüz alan kısmında da çalakala taşı dediğimiz taşlar da dizayn edilmiş. Mutfak kısmına baktığınız zaman hakikaten çok güzel bir dizayn var. Temizliği yok. Uzun zamandır kapalı sevgili arkadaşlar. Buzdolabı, fırın, mikrodalga. Dolayısıyla bulaşık makinesi yeri. Ankestre ocağımız burada. Dablomaz yerimiz burada. Tabii çok kullanışlı bir mutfak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir dolap tarzı bir şeyler yapılmış. Fazla eşya olduğu için göze gelmiyor. Sinan Bey gösterdim bilmiyorum, şöyle kameraya indirse. Ön tarafına da bir pergüle yapılmış, ahşap malzeme kullanılmış. Gerçekten çok güzel bir villa. Eşyadan dolayı belki göze gelmiyor ama harika. Hemen şurada merdiven altında da bir banyo ve banyo değil de WC tarzında el yüzü yıkama yeri var. Dolayısıyla çok güzel bir villa. Hemen alın kısımlarında granit malzeme kullanmış. Üstüne de basamakları da ahşap kullanılmış sevgili arkadaşlar. Çok güzel, çok kaliteli. Merdiven korkuluklarını gördüğünüz üzere çok güzel. Evet, yukarıya birinci kata çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci kata çıkarken geniş bir holumuz var. Son derece geniş bir hol. Tabii hemen odanın birine girelim. Kalorifer sistemleri var. Her şey mevcut değerli arkadaşlar. Burada fazladan işte bir çekyat tarzında bir şey atılmış buraya. Tabi lambaları poşetlerinden sarılmış. Yani bu normalde hani sinek falan girmesin içerisinde. Uzun zamandır kapalı olduğundan dolayı. Sevgili arkadaşlar, hemen burada da bir genel banyomuz var. Banyo gerçekten güzel. Geniş, ferah. Hemen duşakabini gördüğünüz üzere altına tekme kullanılmış. Yine gömme rezervi var, işte penceresi mevcut. Burada da ufak bir dolap yapılmış. Temiz pis elbiseler açısından. Hilton dolabımız, üstünde seramik evyemiz mevcut. Şık ve seramik kullanılmış. Değerli arkadaşlar, ikinci odaya geçiyoruz. Evet, ikinci odamız gerçekten geniş, ferah. Gördüğünüz üzere çift kişilik yatak, komodinler yok. Yani geçici bir eşya atılmış buraya. Şuraya da bir gardırobumuz burada. Bir gardırobumuz da burada. Yani gömme olan kısımlarda iki tane gardırop var. Şömine demiştim sevgili arkadaşlar. Şömine aşağıda yandığı zaman bu menfeslerde de yatak odasını ısıtabiliyor. Zemindeki parkeleri gördüğünüz üzere çok kaliteli, çok güzel. Renk biraz koyu ama bana göre gerçekten harika bir sistemle yapılmış. Şimdi üst katta çatı katına çıkıyoruz. Dediğim gibi ahşap merdivenler. Merdiven başında aydınlatma lambamız. Gene korkulukları gene ahşaptan yapılmış. Son derece kaliteli, güzel malzeme. Değerli arkadaşlar, hemen üst kata çıkar çıkmaz bir banyomuz mevcut. Banyonun içerisinde Sinan Bey şöyle göstersin. Çamaşır makinesi, duşakabin falan hepsi yerli yerinde duruyor. Hemen üçüncü odaya giriyoruz. Eşyayı düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Eşyasız bir şekilde satılacak bu. Gördüğünüz üzere burada da son derece güzel, geniş bir yatak odamız. Bir de teras kısmına çıkalım. Yatak odasını gördükten sonra hemen teras kısmına çıktık. Değerli arkadaşlar, 3 artı 1 açık mutfak.
Pergüleyi de ahşaptan kaliteli malzemeden yapmış. Hemen burada da bir depo alanımız var. İstenilirse burayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz sevgili arkadaşlar. Yola cepheyiz. Önümüzde park. Yani şu gördüğünüz alan hiçbir zaman kapanmaz. Tamamen açık. Ufaktan da olsa deniz manzarası var. Hava rüzgarlı ve pusludur. Ben belki kadraj alır ama deniz manzarası da var. Dediğim gibi gerçekten Kubilay abi güzel bir dostumuzdur. Ben dayı derim. Benim dayım şu anda kendisi de burada. İnşaat maliyetleri çok arttı sevgili arkadaşlar. Gerçekten maliyetler çok arttı. 2 yaşında bir villası var. Kubilay abi şu anda kendine bir inşaat yapıyor. Dolayısıyla o yüzden buranın fiyatını uygun tutup satmak istiyor. Bugün tekrarlamak istiyorum. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz sevgili arkadaşlar. 3+1 açık mutfak villa tanıttım. Elimden geldikçe tanıttım. Tabi eksiklerim de varsa affedin. Değerli arkadaşlar, ön cephe, yola cephe olan villamızın fiyatı 1 milyon 200 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 200 bin TL. Aynı zamanda burada hemen bunun bir arka cephesi var. Onun fiyatı da 1 milyon 100 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 100 bin TL. Elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım. Eğer varsa bir eksiğimiz lütfen yorumlar kısmında bize iletişime geçebilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim.